Dolar 8.50 iken 7.60'a düşüren bir şey oldu, hatırlıyor musunuz? Rivayet oydu ki bir para girdi Türkiye'ye. Yani 10 milyar dolar bu kadar etkili olabiliyor. 50 milyar dolar Çarp ne yapar? 5'te. Herkese merhaba dostlar. Bugünkü konumuz borsa. Niye borsa Soner abi? Abi televizyon açıyoruz borsa, gazeteyi açıyoruz borsa. Sokaktaki insanlarda bile bir borsa sevdası. Borsa ucuz diyorlar. Zaten en güzel klişe bu. Borsa çok ucuz, borsa çok ucuz. Kime sorsam borsa çok ucuz. Borsa rekor üstüne rekor kırıyor. Yine rekor bir kapanış gördük az önce. Aslında nedeni bu. Yoğun bir para girişi var gibi bir algı var. Ve borsanın daha da gideceğine dair şimdi şişirmeler duyuyoruz. Dikkatinizi çektiyse biz daha önce borsa ile ilgili Soner abiyle hiç konuşmadık. Daha önce bu kanalda da borsa ile ilgili çok fazla video çekilmedi. Ben ne zaman borsa ile ilgili video çeksem birkaç gün içinde borsa aşağıya doğru sert bir darbe yedi. Şimdi tesadüf mü? Bu şu anda bu videonun çekiliyor olması bence tesadüf değil. Borsa çok mu ucuz? Şimdi anlatayım. Borsa çok ucuz diyenler bir şey soracaktın abi. Ucuz olan ne? Borsanın kendisi mi? Kağıtlar mı? Tam olarak ucuz olan ne? Borsanın ucuz olmasına neden olarak şunu gösteriyorlar. Borsa şu anda rekor seviyede. Rekor seviyedeki bir şeyin ucuz olma ihtimali teorik olarak yok. Ama pratikte ucuz denilebilir. Neden ucuz denilebilir? Çünkü ucuz diyen herkes dolar bazında ucuz diyor. Dolar bazında baktığın zaman dolar nereden nereye gelmiş, borsa nereden nereye gelmiş. Dolar böyle yürürken borsa böyle yürüdüğü için diyorlar ki dolar bazında ucuz. Fakat hatırlatayım, 2 ay önce Ekonomi Bakanımız dolarla ne işin var diye soruyordu. Hesabı niye dolarla yapıyorsunuz diye Dolarla soruyordu. mı maaş Heh, alıyorsunuz şimdi de diyor. o zaman ben soruyorum, borsanın hesabını niye dolarla yapıyorsunuz? Yapmalı mısınız? Aslında teorik olarak evet. Borsanın da hesabını dolarla yapmalısınız. Geçtiğin köprünün de aldığın tırnak makasının da aldığın ekmeğin de hesabını dolarla yapmalısın aslında. Fakat şimdi çubuğun iki tane ucu var. Bir tarafta rekor kırmış rekor seviyede borsa, öbür tarafta dolar bazında ucuz denilen borsa. Buraya kadar tamam, okey, cebimize koyalım. Fakat borsada da ayrışan iki tane nokta var. Ucuz kalanlar var. Bir de aslında ucuz olmayanlar var. Borsa normalde nasıl gider biliyor musun? Borsanın çok derin hisseleri vardır. Bu BIST 50 endeksi içerisinde. Bunlar büyük bankalar. İşte Kardemir, Büyük şirketler. Aselsan vesaire. Aynen öyle. En büyükler, devlerin bulunduğu, en derin şirketlerin bulunduğu bir endeks ve borsadaki hareketleri bunlar taşır. Borsa yukarı gidecekse bankacılık endeksiyle ve bu sanayi endeksiyle, ağır sanayi endeksiyle yukarı gider. Aşağı gidecekse bunlarla aşağı gelir. Peki şimdi size soruyorum. Senin çok fazla bilgin olmadığı için şöyle anlatacağım. Bankacılık endeksi sürünüyor. Rekor kırmış bir borsa var. Rekor üstüne rekor kıran bir borsa var ve bankacılık endeksi sürünüyor. Neden? Çünkü bankacılığa olan nedenini aslında anlattık biz birkaç videoda senle birlikte. Güvensizlik. Dedik ya, durumları da kötü. O ötelediler. Geçen gün yine 6 ay uzatılacak diye video çekmiştik. Batık Krediler. kredileri erteleyin, icra takibine sokmayın uyarısı olacak muhtemelen demiştik ve oldu. Şimdi o krediler ötelendi. Bankalar alacaklarını alıp alamama konusunda büyük sıkıntı yaşıyorlar. Şu ana kadar alamadı durumdalar. Açıklanan resmi %5 civarında batık kredi var. Örtü altında %15 civarında bir batık kredi var. Açıklanmayan, o örtünün altında kalmış. Ve önümüzdeki 6 ay boyunca toparlanamayacağı için piyasa tahsilatını yapamayacakları bir o kadar daha kredi var. %15 diyelim en iyi senaryoyla. %15 neye tekabül ediyor biliyor musun abi? 50 milyar dolara tekabül ediyor. Bankaların tahsil edilmesi şüpheli
icraya düşmüş miktarı, kredi miktarı 50 milyar dolar. Bu ne abi? 50 milyar doları, hani diyorlar ya, dile kolay. 50 milyar doları söylemek dile kolay. Ama işte gerçekte ne oluyor? Gerçekte ne olduğunu şöyle ifade edeyim size. Dolar 8.50 iken 7.60'a düşüren bir şey oldu, hatırlıyor musunuz? Oradaki söylenti oydu ki, rivayet oydu ki, bir para girdi Türkiye'ye. Nereden girdiğini söylemeyeyim, herkes biliyor. Ve bahsedilen para 10 milyar dolar civarında bir paradan bahsediliyor. Şimdi orada 10 milyar dolar civarında bir para girişiyle 8.50'den 7.60'a doları hareket ettirebiliyorsun, tamam mı? Yani 10 milyar dolar bu kadar etkili olabiliyor. 50 milyar dolar ne yapar? Çarp 5'le 50 milyar doların ne kadar etkili olduğunu. Bu 50 milyar dolar bankacılık sektörünün öz sermayesinin belki %15'i, %20'si. Tam bilmiyorum ama tahmini konuşayım. 20 çok olmuş olabilir. 10-15 arası bir şeydir. Düşünebiliyor musun? Bankacılık, bankalar bunu tahsil edemezse ne duruma düşeceğini. Bunu ben biliyorsam, bunu şu anda benim söylediğim, ben söylediğim için sen biliyorsan, bunu benden çok daha iyi dışarıdaki adam da biliyor. Zaten o Fitch, S&P bize not düşürüyorlar, Moody's. Not düşürürken de altına yazıyorlar ya, bakın bankacılık sektörünüz çok sıkıntılı, banka, banka, banka diye. İşte o banka sektörünün sıkıntısı nedeniyle yabancı gelip onu almıyor. Şimdi borsa rekora gidiyor, bankalar gitmezken gidiyor. Peki bankalar gitmezken borsa nasıl rekora gidiyor? Eften püften hisselerle yukarı gidiyor. Bankacılık dışında ve bu büyükler dışında küçüklere olan taleple, onlara olan para girişiyle gidiyor. Yani adını sanını duymadığınız borsada kote birkaç tane şirketin 1.000 katına katlanması durumu söz konusu. 1.000 katına. Yani 1 lira olan bir kağıt 1.000 lira mı? 1.000 lira oldu. Aynen öyle. İşte bunu, bu ve bunun gibi aslında ederi hiç böyle olmayan firmalar bu para girişiyle şişti şişti şişti. Yine örnekleyeyim, daha kolay anlayın. 4 büyük futbol kulübünü biliyorsun borsada işlem görüyor hisseleri. Ya çok açık söylüyorum. Varsa itirazı olan, varsa hayır yanlış biliyorsun diyen oraya yazsın. 4 büyük kulübün 4'ünün birden hisse senetleri benim için çöp değerindedir. Çöp. Çöp nedir abi? Değeri olmayan, değil mi? Atılabilir. Çünkü bak, onu da neden olduğunu açıklayayım. Ben sana desem ki, beni bu kadar iyi tanımıyorsun, tamam mı? İstanbul'dan yeni göç etmişim, çocuğumu sana getirmişim, orada tanışmışız. Sana da demişim ki, Soner abi, benim bir tane şirketim var, gel ortak ol. Neye bakarsın ortak olup olmamak için? Ne yaparsın? Mali durumuna bakarım şirketin. Bu adam kar ediyor mu? Borcu var mı? Borcu var mı? Bana ortak olduğun zaman para kazanman için ne olması lazım? Benim şirketimin para kazanıyor olması lazım. O kazandığımızı ikiye bölmemiz lazım. Doğru mu? Yani. Peki sen geldin baktın benim defterlerime. Benim kar edebilmem mümkün değil. Hep zarar. Gördün. Hep zarar ediyorum. Bana ortak olur musun abi? Tabii ki olmam. Peki niye dört büyüklerin hisse senedini alıyor insanlar? Borsa normalde kar zarar ortaklığıdır. Bir şirkete hissedar olmaktır. Hisse almak. Zarar eden kağıdı neden alıyorlar? Ya kar etme ihtimalinin olmadığını söylüyorum sana ya. Durumları belli zaten. İnsanlar zaten çıkıp ya söylesinler, bu videonun altına yazsınlar. Hayır desinler, şu kulübün hisseleri çöp değil. Biz de diyelim ki vay be, yanlış bir şey yokmuşuz yani. Bir yerimizden icat uydurmuşuz. Neden böyle bir talep var? Çünkü bizim borsamız derin değil. Anlattım birkaç kere önce. Ben o yüzden borsa oynamıyorum. Borsa normalde bir şirketin hissesini alıp ona ortak olma, onun edeceği kar üzerinden kar payı elde etme üzerine yapılması gereken bir şey. Ama çok sığ hisseler, çok rahatlıkla tahta kaldırabildiğin, kademe oynatabildiğin hisseler, çok rahatlıkla bir yere yüklendiğin zaman tahta yapabildiğin hisseler, manipülatif harekete çok rahat izin verebilen hisseler, oraya para girdikçe millet de takılıyor o şeyin, trenin kuyruğuna. Böyle yukarı yukarı, sonra bir aşağı veriyorlar. Bir daha yukarı yukarı, bir daha aşağı veriyorlar. Bir daha
Üç kere yaşadık en son, son bir sene içerisinde bu senaryoyu. Şimdi dördüncüye doğru gidiyoruz işte. 140 bine geldi neredeyse. Yani 1400'e yeni parayla. 1400'e geldik neredeyse. Buradan sonra hızlanabileceğini zannetmiyorum ama yani ucuz mu sorusunun cevabı bankacılık ucuz. Diğer sektörler, diğer kağıtlar çok pahalı bence. Alacak mıyız? Yani ben alır mıyım? Bankacılıktan alırım ama şu anda değil. Önümüzdeki dönemde bankacılık sektörünün bu sıkıntıları atlatmasını beklerim. Atlattıktan sonra alınabilecek bence tek şey, yatırım tavsiyesi olmadan, bankacılık sektörüdür. Onun dışında hemen hemen bütün kağıtlar pahalıdır. Borsa ucuz söylentisi maalesef bir söylenti, bir gel gel hikayesi. Buraya kadar anlattıklarımı duyduktan sonra paran olsa borsaya girer misin? Girmem. Neden? Neye ekmeği? Şu anda çok mesela yüksek diyorsun. Şimdi yani bundan fazla da yükselmeyecek. Tamam. Bütün televizyonlarda borsa, borsa, borsa konuşuluyor. Cezbetmiş bak işte senin aklını. İnsanlar soruyor. Evet, kafamı kurcaladı. Yani bu şeye benziyor. Dolar 8.50'yi gördüğünde dolar almaya benziyor. Bravo. Daha fazla yükselmeyecek. Bravo. İşte diyorum ya, çok kez söyledim. Çok kez borsa, borsa, borsa haberi görüyorsan, borsayı övüyorlarsa orada artık sona gelinmiştir. Birilerinin birilerine mal kitlemesi gerekiyordur. Sınıra ulaşmıştır. Sınıra ulaşmıştır. Şimdi borsa, borsa, borsayı çok duymak bence hayır alamet değil. Kaldı ki koronavirüsün tam ortasındayız şu anda. Yani ne bu durumun bittiği belli. Aşı ne aşının faydası olduğu bir gün aşı belli. Müjdesi geliyor. Bir gün diyorlar ki işte aşı yüz felci yapıyormuş. Hatırlıyorum ben bunu çok önce söylemiştim. Aşıyla bir yatırır bir kaldırırlar diye. Şimdi işte bir iyimserlik var. Fiziksel olarak gerçekte bir iyileşme yok. Sadece iyimserlik beklentisi, iyimserlik pompalaması var. Yarın öbür gün Amerika Başkanı değiştikten sonra bugün bypass edilen yaptırımlar ya da işte Trump'ın veto edeceğini açıkladığı yaptırımların hayata geçmemesiyle bu iyimser havamız devam ediyor. Ama işte Trump görevden ayrılmak üzere. Yarın öbür gün koltuğa Biden oturacak. Biden'ın önüne geldiği zaman Biden veto etmeyecek. Biden veto etmeyecekse, buna bu kadar eminsek ki ben eminim, maalesef o bankacılık sektörü biraz daha sıkıntıya girecek. Borsada tepe takla olur mu? Şimdi borsa bizde zaten dünya borsalarından bir ayrışma söz konusu. Biz kendi hikayemizi yazıp oynuyoruz genellikle. Kaynağı genellikle bilinmeyen para girişleri falan olabiliyor. Ama tabii o para girişleri, kaynağı belli olmayan para girişlerinin kar realizasyonlarının da olacağını, yani o paraları sokan adamların yükselmiş borsada elde ettikleri karı da reel şekilde ceplerine koyacakları anın olacağını unutmamak lazım. Bugün mü olur, yarın mı olur, öbür gün mü olur, 1400'ü geçince mi olur, 1400'ü geçmeden mi olur? Bence 1400 çok kritik bir rakam. Bunun bir geri dönüşü muhtemelen freni olacaktır. Sonuç olarak şunu söyleyeyim. Borsa bana kalırsa, bankacılık endeksi hariç, bankalar hariç, borsa ucuz değil. Bir kazanç potansiyeli, daha fazla kazanç potansiyeli benim için görünmüyor. Dolar bazlı olarak ucuz görünüyor diyorlar. Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Dolar bazlı olarak da 1 liradan 1000 liraya çıkmış bir hissenin ucuz kaldığını düşünen varsa gitsin o hisseyi alsın. Başka hiçbir şey demiyorum.